Şeytandan Allah'a sığınırım. Bakara suresi 129. Rabbimiz içlerinden onlara bir elçi gönder. İnşallah. Bak Rabbimiz içlerinden onlara bir elçi gönder. Ayete bakıyoruz. Harf sayısına bakıyoruz. Net 1980. Maşallah. Bakın ben günlerden beri sayıyorum. Sırf bu ayetlerde, yani İslam'ın hakimiyetini anlatan ayetlerde 1980, 1990, 2000, 2010, 2011 yılları veriliyor. Evet. Öbür tarihlerine bakıyoruz, mesela öbür Kur'an ayetine bakıyoruz. 3918, 9000, mesela 9871, 727. Evet. Yani hiç alakası olmayan rakamlar çıkıyor. Rakamlar çıkıyor. Evet, peki burada bir fevkalilik yok mu? Var hocam, değil maşallah. Mi? Var, maşallah. Evet. Mesela yine bakıyorum. Diyor ki cihat, mücadele hoşunuza gitmediği halde üzerinize yazıldı. Yani insanlar bundan kaçınıyorlar, tembellik ediyorlar. Farz kılındı. Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır ve olur ki sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Mesela evinde oturmak, çoluk çocuk, birlikte adam mesela sakallı adam, sakalı ta göbeğine gelmiş. Birlikte bakla yıklıyor karısıyla. Dışarıda kan gövdeyi götürüyor. Ondan evet. Sonra değil mi? Evde evet. O salata yapıyor, öbürü soğan doğuruyor, bilmem ne. Bundan vakit geçiriyor. Onu belki hayırlı görüyor ama tabii, onun için çok faydalı görüyor. Tabii Allah bak diyor ki, sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir diyor. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Ebced'ine bakıyoruz. 2010 yılını veriyor. 2010 yılı. Evet. Maşallah. 2010. Mesela bu münafıkları delirten ayetlerden bir tanesi Bakara suresi 223. Kadınlar sizin tarlanızdır. Tarlanıza dilediğiniz gibi varın. Evet. Yani özgürce sevişin. Evet. Ayet. İnşallah hocam. Acayip koydu münafıklara. İnşallah. Acayip koydu. Çünkü onlar hayatı karartmak, sevgiyi yok etmek, neşeyi yok etmek ve cinselliği de aşağılık bir şey olarak görürler. Evet hocam. Yani onu bir onur kırıcı, onların pis bir onur anlayışı vardır. Onu kıran bir şey olarak görürler. Evet. Ama sapıklığı da makbul görürler. Evet. Ne hikmetse yani. İnşallah. Övünüyor ya. Sapıklıktan evet. Da övünüyor yani. Evet.